arkadaşlar. Bugün kanalıma atacağım en özel videoyla karşınızdayım. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndayız. Burası Türkiye ile Suriye'nin arasındaki gümrük kapısı. Buradan Azez'e, oradan da Afrin'e geçeceğiz. Bu yolculukta bana gayri resmi hesap ve AFAD Başkanı Doktor Mehmet Güllüoğlu eşlik edecek. Çok heyecanlıyım. Aslında ben buraya gelmeyi bir yıl öncesinde istiyordum. Fakat o dönemde güvenlik sebebiyle bizim buraya gelişimize izin vermemişlerdi. Fakat şu anda gerekli izinler alındı ve ben çok istediğim videoyu çekmek üzere Afrin'e doğru birazdan yola çıkacağım. Bu video neden önemli? Çünkü askerlerimizin orada ne yaşadığını, oradaki atmosferi, aynı zamanda oradaki insanların duygu ve düşüncelerini, neler yaşadıklarını çok fazla merak ediyorum. Ve kısa da olsa onlarla o duyguları paylaşmak, onların bulunduğu ortamda bulunmak benim için çok önemli olacak. Ve hayatım boyunca belki de bir daha yaşayamayacağım bir duyguyu yaşayacağım. Bu yüzden bu video için çok heyecanlıyım. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Zaten AFAD Başkanı ile beraber aynı arabada gideceğiz. Onunla da Türkiye'nin neden burada olduğuna dair, AFAD'ın burada ilk günden bugüne kadar neler yaptığına dair, insanların orada yaşadığı zorluklara dair birçok sohbet gerçekleştireceğiz. Video da bu şekilde başlamış olacak. Hadi videoya geçelim. Merhabalar Burak. Öncelikle çok şaşkın olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü çok genç yaşta bana göre çok önemli bir görevdesiniz. X-Kon. İzleyicilerimizin de sizi tanıması açısından geçmişinizde ne gibi bir başarılarınız var? Bu konuma gelirken nasıl bir yollardan geçtiniz? Bununla başlarsak çok iyi olur. Peki kısaca ifade edeyim o zaman. Ben bir tıp doktoruyum. Daha önce farklı sivil toplum kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım. Bu vazifemden önce 4 yıl kadar Kızılay Genel Müdürlüğü yaptım. Şimdi 1 yılı biraz aşkın bir süredir afet ve insan yardım alanında devletimiz, milletimiz adına çalışan AFAD Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Şu an mesela gezdiğimiz yerler, gördüğümüz yerler beni çok etkiliyor. Çünkü hani her insanın göremeyeceği şeyleri tecrübe ediyorum şu anda. AFAD burada ilk geldiği günden bugüne kadar neler yaptı başkanım? Yani Suriye krizini kısaca özetleyeyim. Sonra buradan yaptıklarımızı anlatayım. Çünkü birbiriyle çok bağlantılı bunlar. Suriye krizi 7,5 yıldır devam ediyor. Ve ülkemiz bu krizden etkilenen ülkelerden bir tanesi. Birkaç yönüyle etkilendi. Mesela 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bu insanlara biz Türkiye'de ev sahipliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. AFAD olarak 10 ilde 25 kamp kurduk. Ve kamp dışındaki insanların ihtiyaçlarına dair koordinasyonu yine AFAD olarak sağladık. Bir taraftan da 2 yıldır Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından sonra buralardaki insan yardım koordine ediyoruz. İşte hastane inşaatı, okul inşaatı, kampların düzenli olarak desteklenmesi gibi faaliyetler yürütüyoruz. AFAD olarak biz insan yardım tarafındayız işin yine. Hem düzenli hem düzensiz kamplar var. Her ay gıda almasını sağlıyoruz. Tabii diğer altyapıya dair hizmetlerle beraber de bugüne kadar 260 bin kişi geri döndü. Bunun birçok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır devam eden bir savaş var. Milyonlarca insan başka ülkelere göç etmiş durumda. Artık bu insanların kendi ülkelerine dönebilmeleri için yapılması gerekenler var. Türkiye'de hem kendi güvenliği için hem Suriyeliler için güvenli bir ortam oluşturmak üzere bu iki operasyonu gerçekleştirdi. Evet, şu anda kısa bir mola verdik. Daha doğrusu kısa bir süreliğine durduk. Çünkü şu anda Afrin tabelasının önündeyiz ve bu anı çekmek istedim. Dediğim gibi burası benim için çok önemli bir yer. Ve yolda gelirken de şahit olduğumuz şeyler gerçekten insana etkileyen şeylerdi. Benim kadar yani yaşayan fazla benim kadar hatta benden daha küçük muhtemelen insanlar ellerinde silahlarla burada yollarda nöbet tutuyorlar. Yollarda kontrolü sağlıyorlar. Bu gerçekten çok duygusal bir şey. İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi gerekiyor. Çünkü burası insanlığın bulunduğu yerler. Ve çevreye baktığımızda hep yıkık dökük. Aslında lüks olan fakat şu anda savaş koşulları nedeniyle yıkılmış dökülmüş binalarla karşılaşıyoruz. Temiz bir hava bile yok diyebilirim size ki bu insanlar için bana göre çok kötü bir şey. O şekilde şu anda Afrin tabelasının önündeyiz. Birazdan Afrin'e gireceğiz ve video devam edecek. Ama gerçekten şu ana kadarki kısımda epey etkilendiğimi söyleyebilirim. Şu anda Afrin'deki ilk durağımıza geldik. Burası meşhur videolarda Türk askerinin girip ilk bayrağı astığı yer. Aynı zamanda şu anda valilik olarak kullanılıyor. Bilmiyorum izin verirler mi pek zannetmiyorum ama çatıya çıkmak isteyeceğim. Eğer izin alabilirsek çatıya da çıkacağız. Yani Türk askerinin çıkıp ilk bayrağı astığı yeri sizinle beraber görme şansına erişeceğiz. Evet, şu anda aldığımız özel izinle beraber Türk askerinin buraya girdikten sonra o meşhur bayrağı astığı yere şu anda çıkıyoruz. Şimdi burada bulunan herkes için çok unutulmaz bir an olacak.
Türk askeri buraya girdikten sonra, daha doğrusu Afrin'e girdikten sonra ilk işi buraya gelip, belki şu an biz çok o ruhu hissedemiyoruz ama burada bu bayrağı asmak oldu. Yani bir nevi artık burası kurtarılmış bölgesi oldu. Evet, Afrin şu anda arkamda. Hani belki biz biraz geç geldik buraya. Tam olarak sıcağı sıcağına gelemedik güvenlik sebebiyle ama hala burada bir savaş var arkadaşlar. Yani hani burası bir savaş bölgesi. Doğduğumuz coğrafya, yani doğduğumuz ülke daha doğrusu Türkiye, belki biz bunu tam olarak algılayabileceğimiz şekilde büyümedik. Biz savaşın olduğu bir iklimde büyümedik. Fakat böyle yerlere gelince, bu ortamı görünce insan gerçekten hayret ediyor. Aynı zamanda nasıl desem, yani çok zor böyle bir yerde yaşamak. Ufak çocukların, bebeklerin bu atmosferde büyümesi gerçekten çok zor. Benim kadar, benden daha küçük yaştaki çocuklar ellerinde silahlarla nöbet tutuyorlar. Burayı korumak için, burada huzuru sağlamak için görev yapıyorlar. Allah yardımcıları olsun, denecek bir şey yok. Birazdan yardım dağıtacağız insanlara. Şehir merkezine ineceğiz, şehir merkezinde insanlarla konuşacağız. Fakat kolay bir şey değil. Siz ne kadarını hissediyorsunuz bilmiyorum ama biz burada gerçekten şu an bu çekimi yaparken duygusal olarak, insani açıdan zorlanıyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gayri resmi mi diyeyim, artık nasıl ifade edeyim? Kaynak dışı bir yardımda bulundu mu Türkiye'de? Şöyle, gayri resmi ya da kaynak dışı değil. 250 milyon lira Türkiye'nin AFAD bütçesinden yapılan kısım. Onun haricinde hem Türkiye üzerinden sivil toplumun desteklediği, bu da AFAD koordinasyonunda, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda gönderiliyor. Hem Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği veya desteklediği de destekler var. Toplamda milyarlarca liralık desteğin bu tarafa geçti. Çünkü hakikaten insani bir görev olarak biz bunu önemsiyoruz. O yüzden 250 milyon sadece AFAD üzerinden geçen kısım. Yoksa hani diğerleri de resmi daha, destekler. Ondan daha fazlası. Ondan çok daha fazlası diğer kuruluşların da gönderdiği ya da sivil toplum eliyle Türkiye koordinasyonunda geçen milyonlarca liralık başka destekler de var. Ama tamamen düzenlemesi için bir bu kadar daha neredeyse destek. Çok daha fazlası. Bakın, buraları görünce daha iyi anlıyor insan. Evde musluğu çevirince ya da işte düğmeye basınca elektriğin gelmesini, musluğu çevirince suyun akmasını. Buralar öyleydi. Yani buralar Afrika gibi yokluğun olduğu yerler değildi. Buralar kendi altyapısı olan. Zengin bir yerdi diyebiliyorum ben Suriye'yi yani. Halep kısmı özellikle, yani ki Azez, Elbap, Afrin, Halep'in ilçeleriydi. Oralar hakikaten ekonomik olarak güzel yerlerdi. Şu anda nasıl bir psikolojideyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Size çok kısa bir özet geçeceğim. Az önce başkanımızla olan sahneyi gördünüz. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir yol geldik ve yolda şu muhabbet vardı. Şu anda istihbarat geldi. Arabaya saldırı yapılması söz konusu. O yüzden konvoyun arasına başka araç sokmuyorum dedi şoför abi. Yani öyle bir psikoloji var. Bir de biz bunu hani burada 2 saat, 3 saat yaşayacağız. Belki 4-5 saat yaşayacağız. Buradaki insanlar devamlı olarak bu tehlikeyle beraberler. Başkanımızın yanına gidiyoruz ve ilk eve giriş yapacağız şimdi. Gelin, gel. Yer misin? Hangisinden? Al, hepsi senin olsun. Al, hepsini sana veriyorum. Al bakalım. Hepsini sana verdim. Al bunu. Şimdi öp beni bir kere. Öp beni. Öp. Hilas. Al bakalım. Öpüyor musun? Al bakalım. Musi yalla. Bunu da al. Koydum şöyle. Musi, yaptık ilave. Tamam, öpmeyecektim. Zorlamayın. Öpmüyor musun? Zorlamayın. Öpme. Olsun, al bunları da. Dur. Oo. Dur. Annesi öyle. Heh. Tuttu mu? Tuttu. Zor taşıyor. Dur, düştü. Allah yazsın.
Kia Vanilla. Aha, sende mi varsın? Al bakalım. Cevdere yardımlarımızı götürdük. Şimdi ise okula gidiyoruz. Okulda öğrencilerle buluşacağız herhalde. Bakalım orada nasıl anlara şahit olacağız ama ev kısmı beni biraz duygulandırdı. Selamünaleyküm. Kesefer. Maşallah. Al bakalım. Evet, bundan bütün sınıfa Al bakalım. Ve şu dikkatimi çekti. Kimse ikinciyi istemiyor. Alan ben aldım diyor. Yani alışık olmadığımız şeyler bunlar. Şov izledik arkadaşlar. Mükemmel bir şovdu. Çok tatlılar. Biz geleceğiz diye çalışmışlar herhalde bunlar. Evet. Öyle değil mi başkanım? Teşekkürler Türkiye'ye vardılar. Aslında şu an çok manidar bir yerde oturuyorum. Afrin'le alakalı, Suriye'yle alakalı. Neden derseniz şu an arkamda görmüş olduğunuz şu ortadaki şey eskiden Esad'ın heykeliymiş. Onun arkasında da Afrin'e Türk askeri ilk girdiğinde bayrağın dikildiği yer var. Biliyorum siz aslında bu videoyu izlerken çok fazla bu duyguyu yaşayamadınız ama bu izlediğiniz video esnasında ben savaş olan bir yeri gezdim arkadaşlar ve bu benim için gerçekten yani çok ilginç, esrarengiz kelimelerle ifade edemeyeceğim duygulardı. Umarım bu yaralar bir an önce kapanır, daha fazla insan ölmez, daha fazla masum ölmez ve bütün çocuklar, bütün aileler mutlu mesut yaşarlar. Çok özel bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başkanımız eşlik ettiler bize bu videoda. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda bir kez daha. İnşallah farklı yerlerde tekrardan bir araya geliriz. Ben size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü insani bir çalışmaya eşlik ettiniz siz de. Siz de bunu sizi sevenlerle, sizi takip edenlerle paylaşacaksınız. Suriye ve Suriye'yi, içerideki yaşanan hayatı izleyenlerle paylaşabiliyorsanız eminim. Çok teşekkürler. Ayrıca gayri resmi hesaba da çok teşekkür ediyoruz bizi böyle bir videoda bir araya getirdiği için. Gayri resmi hesabı takip edin arkadaşlar herhalde şuralarda bir yerde. Evet, şuradan. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın. Paylaşın bir de. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.